başörtülü rabia kazansa tam tersi açılmaya başladı. Bakın neler diyoruz. Biri doğruyu buldu, biri sapıttı demek ki. Bugün size bir dönem akla ziyan bir nişanlık süreci yaşayan iki insanın inanılmaz değişiminden veya tutarsızlıklarından bahsedeceğiz. Yeni mükemmel İslamiyet'i yaymak istiyorum arkadaşlar. Mükemmel Hristiyanlığı yaymak istiyorum. Olay bu. Saçını göstereceğim mi? Evet. Hadi. Önce kulaklığını çıkar. Bir daha rahat alalım. Peki kulaklığı. Olmaz bak bu kadar yani görmek istemiyorum. Ben sizi seçtim. Hadi. Işıkları kapatayım mı? Mehmet Ali Ağacan Papatürk'ün yani. Ve Abdi İpekçi cinayeti nedeniyle yıllardır hiç gündemden düşmedi. Her cezaevi çıkışı Mesih diye bağırarak haber mültenlerinde kendi az yer bulmadı. Ben Mesih'im, Mesih'im, Mesih'im. Vay Hazreti Mesih. Sapık. Bütün dinler böyle sapıklardan çıkıyor işte. Hacı sürekli kafa karıştırmaya devam etti. İslamiyet'ten vazgeçmiyordu ama Hristiyanlık ve İncil üzerine söyledikleri de pek de İslam'a uygun şeyler değildi. İncil'i yeniden yazmaktan bile bahsediyordu. İncil'in %70, %80'i doğru. Bunu ancak ben ıslah edebilirim. Bu kitaptan sonra ikinci bir kitabım gelecek arkadaşlar. Adı Mükemmel İncil. İşte dün İncil ve Hristiyanlığı yeniden yorumlamaktan bahseden Ağca bugün Umre'ye gidiyor. İhram giyerek... Türkiye'de 20 milyon akıl hastası var. Normal. Her eve bir tane la düşüyor. La ilahe illallah. İlk sözüm de son sözüm de la ilahe illallah. Olayın asıl ilginç tarafı eski nişanlı Rabia kazansa Ağca'nın geçirdiği bu değişimin tam tersini yaşıyor. Rabia giderken diğeri hayatına Roma'da devam ediyor. Sahnede olmak istiyorsunuz. Sahnede olma isteğim kesinlikle vardır. Biz Rabia kazanı kameraların peşine takıp çarşaflı haliyle Ağca'yı ziyarete giderken tanıdık. Sonra o nişanın tamamen oyun olduğu iddia edildi. Bir süre sonra da Rabia kazan eski hayatına kazan kaldırdı. Ağca'nın eski diyarı Roma'ya gitti ve orada evlendi. Meşhur olana kadar her şey. Hocam Hristiyan işte şahit getirdi şeyin üzeri annem için. İşaret getirdi. Rabia kazanı geçirdiği tek değişim bu değildi. Sonra başındaki örtüyü de çıkarttı. Zaten istemeden takmıştım dedi. Başörtüsü biliyorsunuz benim annemin kararıydı. Ben daha çok ufak yaşlardayken tesettüre gelmiştim. Bu ikilinin yaşadığı değişimi daha iyi gösterebilmek için şimdisiyle bir ayrıntı paylaşalım. Örneğin eskiden Rabia kazanı Allah dediğine Ağca Tanrı diyordu. Şimdi ise Rabia kazanın Tanrı dediğine Ağca Allah diyor. Bakalım bu değişimlerin sonu nereye varacak? Tanrı'nın beni dışa çık da sayabileceğine inandığım için... Açtınız artık sanacağınız için... Ben her zaman Tanrı'ya sanıyorum. La ilahe illallah. Ey Allah'ım sen büyüksün.